2000'li yıllarda genç olanların hayatından ne MC'ler geçti? Maserati MC12 ile tanıştık MC'lerle. Daha sonra MC Hidralar, MC Kontralar, MC Yaralı Şişmanlar, MC Çeyrek Döner artı Yarım Ayranlar ve daha neler neler. Çeyrek Döner artı Yarım Ayran da bayağı ilginç bir promosyon oldu bu arada. Bugün ise hayatımıza giren en son MC'den bahsedeceğiz. Evet, Rusya'nın yeni yolcu uçağı MC21'den bahsediyorum. Bu arada sadece girişteki koreografiye uymak için MC21 şeklinde telaffuz ettim. Videonun devamında MC21 diyeceğim. Çünkü eğer MC dersem MC21 şeklinde telaffuz etmem lazım ki bence bu son derece itici olur. Neyse sevgili izleyenler, karşınızda Tupperware Uçoklu sponsorluğunda sunduğumuz MC21. Milyarlarca dolarlık havayolu endüstrisinde yolcu jeti denildiğinde akla iki marka geliyor. Boeing ve Airbus. Özellikle Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra Doğu Bloğu ülkelerine de uçak satmaya başlayan bu iki uçak üreticisi pazarın çok büyük kısmını domine etmekte. Sovyetler Birliği'nin mirasçısı konumundaki Rusya uçak üretimi adına inanılmaz bir bilgi birikimine sahip. Dünyanın ilk jet motorlu yolcu uçaklarından biri olan Tupolev 104'ü üreten Sovyetler Birliği, sesten hızlı yolcu uçağı yarışından bile geri kalmamış. Hatta geri kalmayı bırakın, Tupolev 144 ile bu yarışta ipi göğüslemiş. Modern Rus yolcu uçaklarına göz attığımızda en çok dikkat çeken modelin Sukhoi Superjet 100 olduğunu görüyoruz. 2008 yılında ilk uçuşunu yapan, 2011 yılında hizmete giren Superjet 100 bir bölgesel jet. Bugüne kadar 120 adet üretilen Superjet 100, her ne kadar bir gösteri uçuşu sırasında kaza geçirmişse bile 6 yıldır yolcularına güvenli hizmet veriyor. Yakın zamanda Rus havacılığı adına gelecek vaat eden bir diğer yolcu jeti ise Tupolev 204'tü. 1995 yılında hizmete giren 204, tek koridorlu, kısa orta menzilli bir yolcu jeti. Her ne kadar satış rakamları açısından batılı rakiplerinin, yani Airbus A320 ve Boeing 737'nin çok çok gerisine kalmış olsa bile 43 tanesi halen gökyüzünde hizmet vermekte. Yine Soğuk Savaş'ın ardından hizmete giren bir model olan Ilyash'ın 92 ise 4 motoru ve heybetli görüntüsüyle son derece etkileyici duruyor. Geniş gövdeli ve uzun menzilli Ilyash'ın 92, 1992 yılında hizmete girdi ve toplam 30 adet üretildi. Halen 15 tanesi aktif olarak kullanılan bu heybetli uçak, Rus bayrak taşıyıcısı Aeroflot'ta kullanılırken zaman zaman Atatürk Havalimanı'nda da görülmekteydi. Ve tabii ki Rus üretimi havayolu uçağı denildiğinde adını anmadan geçemediğim Tupolev 154. Toplamda 1026 adet üretilen ve en çok üretilen sivil Rus uçaklarından biri olan 154, 1972 yılında hizmete girmesine rağmen halen gökyüzünde. Günümüzde 45 tanesi aktif olarak kullanımda olan 154, Sovyetler Birliği tarafından aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülkeye satılan bir uçak oldu. Tupolev 154 kimlerine göre uçan tabut, kimlerine göre en zorlu şartlar altında bile görev yapabilecek bir mühendislik harikası. Kesin olan şu ki bu uçak hakkında anlatılmaya değer çok fazla şey var ve o yüzden şimdiki konumuza, yani MC-21'e dönmek zorundayız. Rusya bu kez Irkut MC-21 ile sahneye çıkıyor. Efsanevi Sukhoi modellerinin üreticisi olan Irkut şirketi tarafından üretilen MC-21'in tasarımı 2006 yılında ortaya çıkmaya başladı. 2011 yılında detaylandırılmaya başlayan uçak, geçtiğimiz günlerde ise ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Tek koridorlu, kısa ve orta menzilli MC-21, rakamları itibariyle Airbus A320 ve Boeing 737 serisine rakip olmaya hazırlanıyor. 165 ile 211 arasında değişecek yolcu kapasitesine sahip olacak olan uçak, MC-21-200 ve MC-21-300 varyasyonları ile üretilecek. Gövdesi kısa olan MC-21-200, tamamen ekonomi konfigürasyonunda 165 yolcu taşıyacak ve menzili 6500 km olacak. MC-21-300 ise tamamen ekonomi konfigürasyonunda 211 yolcu taşıyacak ve 6000 km menzile sahip olacak. İki farklı motor üreticisiyle anlaşan Irkut şirketi, Pratt & Whitney PW1000G motor seçeneğiyle alınabilecek. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Pratt & Whitney tarafından üretilen bu motor, aynı zamanda yeni nesil Airbus A320 Neo ailesinde de kullanılıyor. Bunun yanında Rusya tarafından üretilen yerli PD14 motor seçeneği de tercih edilebilecek.
Kompozit malzemeler ile üretilen MC-21 çağı yakaladığı iddiasında. Kanat tasarımı ve yeni nesil motorları ile Airbus A320 ve Boeing 737 kadar ekonomik olma iddiasındaki MC-21, satış fiyatı bazında da batılı rakiplerinden yaklaşık %15 daha ucuz. MC-21 391 milyon dolar, MC-21 200 ise 72 milyon dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Şimdi akıllardaki soruya gelelim. Bütün kapasiteleriyle, işte kanat açıklığıyla, gövde uzunluğuyla, yolcu taşıma sayısıyla, yani bütün sayısal değerleriyle Airbus A320 ve Boeing 737'nin karşısına dikilen MC-21 acaba onların tahtını sallayabilir mi? Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bu çok zor görünüyor. Zaten Irkut şirketlerinin ana iştirakçısı Rusya Birleşik Uçak Şirketleri'nin başkanı da bir konuşmasında yıllardır pazarı domine eden Boeing ve Airbus uçakları ile rekabet etmenin kolay olmayacağını biliyoruz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ama bir ihtimal daha var mı? Ya da hayat sürprizlerle dolu mudur? Muhakkak öyledir ama şimdilik MC-21 hiçbir batılı şirketten sipariş alabilmiş değil. Toplamda 192 adet kesin sipariş alan MC-21'in müşterilerinin büyük çoğunluğu Rus şirketleri. En büyük müşterisi ise 50 adet ile Rus bayrak taşıyıcısı Aeroflot. Rus şirketleri dışında Mısır merkezli Kahire Havacılık 6, Azerbaycan Hava Yolları ise 10 adet kesin sipariş vermiş durumda. Peki Türkiye'den MC-21'e sipariş gelir mi? Daha doğrusu eskiden Doğu bloğu olmayan ülkelerden MC-21'e bir talep gelir mi? Yine tahmin edebileceğiniz gibi bu da zor görünüyor. Çünkü havayolu şirketleri öyle pazardan elma armut alır gibi uçak almıyor. Ekip planlaması, toplam kullanım maliyeti, sürdürülebilirlik ve buna benzer pek çok parametre filo planlamasına göz önünde bulunduruluyor. Yani gerçekten MC-21'in ne Airbus A320'den ne de Boeing 737'den bir eksiği olmayabilir. Hatta fazlası bile olabilir. Üstelik bunun yanında bir de %15 daha ucuz da olabilir ama filosu Airbus ve Boeing'lerden oluşan bir şirket MC-21'i filosuna katacaksa bunun simülatörünü, bakım onarım altyapısını, ekip eğitimlerini göz önünde bulundurarak kararını 10 kere gözden geçirecektir. Bir de tabii ki bence her şeyden önemlisi yolcu psikolojisi var. Ne demek istediğimi bir hikayeyle daha iyi anlatabilirim sanırım. 90'lı yıllarda Türkiye'de bir havayolu şirketi Beko'dan reklam alıyor ve uçaklarından birini Beko renklerine boyuyor. Sonra bir gün boarding sırasında bir teyze uçağa binmek istemiyor. Nedeni sorulduğunda da ben bunun çamaşır makinesini kullanıyorum, hep bozuluyor. Uçağı da kesin düşer diyor. Özetle halk arasında Rus uçaklarının imajı çok kirli ve bu da tabii ki yolcuların MC-21'e karşı ön yargılı yaklaşmasına sebep olacaktır. Haliyle havayolu şirketlerinin de. Bir videonun daha sonuna geldik dostlarım. Hepinizi Instagram'a da bekliyorum. Mutlaka beni Instagram'dan da takip edin. Aynı zamanda Tapir Uçuş Akademisi'nin sosyal medya hesaplarında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan göz atın ve tabii ki Kerem Gök Store. Kerem Gök Store'a da göz atmanızı öneriyorum dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kafama tıklamayı ve şu iki önerilen videodan birini izlemeyi unutmayın.